Arkadaşlar merhaba. Şimdi Factory IO ile yine bir uygulama yapacağız. Basit bir uygulama, ancak uygulamanın konusu çok önemli. Daha önceki dersimizde durum grafiğini kabaca göstermiştik. Etki çizgileri ve durumların birbirleriyle etkileşimi ve ön koşul olarak örneğin bir sonraki marker'ı aktif ederek başka bir durum oluşturması ve o durumu aktif ederken önceki durumu da tabii ki resetlemesi. Bundan dolayı şimdi biraz daha işin teorisine gireceğiz. Teorik taraftan bakacağız. Yani orada sadece bir kabaca mantığını anlatıp yine sezgisel yaklaşım metoduyla çözmüştük. Zaten genelde insanlar hep sezgisel mantıkla uygulamaları yapıyor. Ancak biraz daha işin teorisine, kuramına girdiğimiz zaman sistem nasıl işliyor, sistemleri nasıl çözebiliyoruz, daha %100'e yakın sonuçlar nasıl üretebiliyoruz, onu göreceğiz. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Burada bir tane alarmımız var. Bir tane de butonumuz olacak. Bir tane de buton, buna montaj yapalım hemen. Şuraya Y yaparsak. Evet, bir tane de butonumuz var. Hatta şu diğerimiz, diğerini iptal edelim. Ya da sonra iptal ederiz. Evet. Şimdi ilk olarak teorisini anlatalım. Teorisi nedir? Ondan bahsedelim. Burada ilk baş bizim bir proses sistemimiz olacak. Yani size bir sistem tasarımı verilir. Örneğin birçok firma var, birçok şirket var. Normal bir hattına, ana hattına yandan bir hat eklenecek. Bir tali bir hat eklenecek. O hatta örneğin 2-3 tane conveyor band, 2-3-4 tane sensör olacak. Birkaç timer, birkaç örneğin streçleme makinesi, barkod okuyucu sistem ve benzeri sistemleri entegre edeceksiniz. Bu bir prosestir tabii ki, bir sistemdir. Bu sistemi öncelikli olarak otomat, yani durum geçiş diyagramını oluşturacaksınız. Durum geçiş diyagramı nedir? Şöyle anlatalım. Örneğin bir başlangıç durumu vardır. Bu başlangıç durumunda örneğin hiçbir koşul yoksa giriş yapılır. Hiçbir şekilde bir çıkış etkin olmaz. Sonrasında diğer durumlar ile biz belli başlı çıkışları elde ederiz. Ve bunları tabii ki olaylar ile elde ederiz. Yani örneğin olaylar nedir? Buton gibi, sensör gibi komponentler olabilir veya timer gibi zamanın bitmesi gibi noktalar olabilir. Bunları siz olaylar olarak kullanırsınız ve o olaylar bir sonraki durumu, tabii ki kendinden önceki durumu da etkileyebiliyor. Gördüğünüz gibi C durumu aslında B durumundan etkilenmiş Y olayıyla, örneğin bir sensör gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir butona basıldığı an B durumu C durumunu oluşturdu ve bir çıkış elde edildi. Ve ayrıca burada dikkat edin, geriye doğru bir feedback yapıldı. C durumu D durumu için bir ön koşul olurken ayrıca B durumunda X olayıyla ne yaptı? Etkiledi. Devam edelim. Bu Z tabii ki çıkışımız olacak. Proses sistemlerin durum geçiş diyagramlarını oluşturacağız. Bu durum geçiş diyagramlarını oluştururken yani temel olarak en önemli noktalar şunlar. Örneğin buton, sensör gibi inputlarımızı olaylar olarak tanımlayacağız. Onların etkilediği şeyler de durumlar olacak. Yani buradaki. Ve hangi durumda bir çıkış elde ediliyorsa onun nokta, o duruma Z ile ya da başka bir harf de verebilirsiniz. Bu harfler rastgele, önemi yok. O durumda bir çıkış olacak. Yani durum dediğimiz aslında bir geçiştir. Olaylar inputken buradaki Z gibi noktalar çıkışken aradaki X'ler ve B'ler durum oluyor. Devam edelim burada. Durum ve çıkış, durum geçiş ve çıkış fonksiyonlarının elde edilmesi. Tabii ki biz ne yapacağız? Çıkış fonksiyonlarımızı elde edeceğiz. Bunları nasıl elde edeceğiz? Bunları şu şekilde elde edeceğiz. Oluşturduğumuz otomatlar, yani durum geçiş diyagramlarını mantıksal işlemler olarak karşılığını koyacağız. Örneğin A ile örneğin biz başlangıç şartımızda size hiçbir ekstra bir durum verilmediyse sizin tüm durumlarınızın değilini alıp, yani off konumu, yani kapalı durumunu alıp çarpıyoruz. Ya da örneğin B durumunu, örneğin A durumunu X olayıyla çarparak veriyoruz. Artı, tabii ki paralel bir mantık olduğunu için bunu özellikle PLC tarafına aktarırken daha iyi anlayacaksınız. Yani bu A çarpı X'i A durumuyla, A'nın şimdiki haliyle X olayını çarpıp, yani bir seri bir hat gibi düşünün. Örneğin bir X butonuna bastığınız an örneğin bir hareket geldi. Bir network'te seri bir hat geldiğini düşünün.
Artı dediğiniz an aşağıdan aynı network'te paralel bir hat gibi düşünün. Paralel bir giriş gibi düşünün. D çarpı X, yani D'nin şimdiki durumuydu. Küçük harfi olduğu zaman şimdiki durum, büyük olduğu zaman sonraki durum gibi düşünebilirsiniz. Şimdiki D'nin şimdiki durumuyla X olayı, gene örneğin X bir buton olsun. Gene aynı butonun çarpıyoruz. Yine B'yi oluşturuyor. B'nin oluşumu tabii ki. B out, durum değişikliğinde dikkat edin. Ve C'de aynı şekilde C'nin şimdiki durumuyla da X'i çarpıyoruz. B'yi oluşturuyor. Ve tabii ki B, dikkat edin burada, şurada bir çıkış vermiş. Yani genelde hep giriş, giriş, giriş. Burada bir çıkış vermiş. Çıkışınınsa değilini alarak alıyoruz her zaman. B'nin şimdiki haliyle Y'nin kapalısı, yani değilini alarak B'yi tamamlamış oluyoruz. Ve B bir durum değişkenidir. A, B, C ve D tüm değişkenler ile biz aslında bu proses sistemini otomat versiyonu, durum geçiş diyagramını elde edip burada da mantıksal mantıksal parametrelerini elde edip onu da tabii ki sonraki değer ve şimdiki değer. Sonrasında da ne yapacağız? Burada mantıksal ifadeleri de PLC komutlarına dönüştüreceğiz. Ve bizim bu prosesimiz şu şekilde bir sirkülasyon ile mantıksal ifadelere dönüşecek ve bu ne oluyor? Siz sezgisel yaklaşım metodunu kullanmadan direkt, tabii ki burada biraz tecrübe de gerekiyor. Yani ne kadar çok uygulama çözerseniz, ne kadar çok verdiğimiz uygulamaları tam anlayarak geçerseniz, takıldığınız noktaları sorup geri dönüş alarak, anlayarak tüm ödevleri, buradaki derslere geçerseniz tabii ki tecrübeniz artar. Tecrübeniz arttıkça bu mekanizmayı daha iyi oturtursunuz. Yani burada şimdi kabaca bunu gösterdim. Yani prosesin durum geçiş diyagramını oluşturuyoruz. Olaylar input'tur. Durumlar ve durumların bazılarında çıkış elde ediyoruz. Her durumda çıkış elde etmiyoruz. Aynı önceki dersimizde olduğu gibi etki çizgileri bazılarında çıkış elde ediyorduk. Ve bu çıkışlardan mantıksal fonksiyonları elde ediyoruz. Bu mantıksal fonksiyonları da buradaki PLC komutlarına dönüştürüyoruz. Şimdi burada bir tane uygulama yapalım. Bir timer, bir zaman diyagramı var. Burada gördüğünüz gibi bir zaman diyagramı şu eksende ve zamanı başlangıcında bir hareket yok. Hareket devam ediyor, ediyor. Bu x'i ne gibi düşünelim? Yukarıda tanımlanan zamanlama grafiği gibi bir proses için aylık olay sistemlerinin modellenmesinde anlık olarak bir butona basılması gibi bir olay. Buradan gidelim. Daha güzel anlattık bunu. Anlık olarak bir butona basılması gibi bir olay. Yani siz bir butona bastığınız an, tabii ki anlık olaylar, çünkü ayrık bir sistem bu. Her sistemi bu durum grafiği metoduyla çözemeyebilirsiniz. Yani sisteminizde her zaman bir tane giriş olması gerekiyor. Yani bir tane buton olması gerekiyor. Sonrasında diğer durumu etkilemesi gerekiyor. Aynı anda birçok farklı değişken girdiği an sistem bu mantıkla çözülemeyebilir. Yani teorisi bu tarafta. Anlık bir olarak bir butona basılması gibi bir olayda, örneğin X tam şu noktada, XP noktasında biz butona bastığımız an X olayıyla Z durumunu oluşturuyoruz. Dikkat edin, burada X butonuna, yani X olayıyla biz şurada bir tetik elde ettiğimiz zaman, yani XP gibi düşünebilirsiniz. X pozitif diyebiliriz. Pozitif kenarda ne olacak burada? Dikkat edin. Z durum, yani bu durumda bir çıkış elde edildi. Yani bu durum bir çıkış oluşturan bir durum. Ve bu durum oluşturdu. Sistem davranışını etkileyen bir olay. Bu nokta önemli. Yani XP sistem davranışını etkiliyor. Ancak dikkat edin, butondan elimizi çektik. Örneğin bastık çektik. Yarım saniye gibi bir sürede. Çektiğimiz an ne oldu burada? Z'nin, yani çıkışımızda bir değişiklik yok. Çıkışımız gene de aktif gidiyor. Yani butonu bırakma halimiz bizim bir çıkışımıza değişikliğe sebep olmuyor. Basma halimiz oluşturuyor. Bu nokta ne diye geçiyor? Etkisiz olay. Yani X neyi düşünmeyeceksiniz? XP'yi düşüneceğiz. Devam edersek, örneğin butona tekrar bastığımız an Z çıkışı sıfıra düşer. Bıraktığımız an değil. Dikkat edin diye demişiz. Yani burası da önemli yine. Aynı şekilde gördüğünüz gibi butona tekrar bastık. Bu sefer de çıkışımız, örneğin aradan 20 saniye geçti. Bu sefer bir daha bastık butona. Butona bastığımız an bu sefer de örneğin siren uygulamamız olacak burada. Siren uygulamamızda örneğin bastık. Bastığımız an sirenimiz sürekli çalacak. Örneğin 20 saniye sonra bir daha bastığımız an bu sefer duracak. Ancak burada önemli nokta şu.
yükselen kenar önemli. Yani yükselen kenarda, yani şu noktada tak sıfıra düşecek. Butonu bıraksak da iyi, artık sistem etkilenmiyor. Yani şu X'e etkilenme etkisiz olay diye geçiyor. İşin teori tarafını anlatırken. Yani burada tekrar vurgulamak gerekirse butona basıldığı an, butona basıldığı an Z çıkışı değişim gösterir. Bırakıldığı an sistem davranışında değişiklik olmadığından durum geçiş diyagramına, yani bizim otomatımıza dahil edilmez. Bu nokta önemli. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bunun şurada anlatmıştık. Ne demiştik şurada? Prosesimiz var. Prosesimizden otomatı elde ediyoruz demiştik. Otomattan bizim fonksiyonlarımızı, durum geçiş ve çıkış fonksiyonlarımızı ve oradan PLC komutlarını. Şimdi PowerPoint slide'ımızda bizim şunu elde edelim, otomatımızı elde edelim ve şuradaki fonksiyonları elde edip sonrasında TiaPortal tarafına geçip PowerPoint'ten çıkıp TiaPortal tarafında da bu fonksiyonlara bakarak bizim buradaki komutlarımızı buraya yerleştirelim. Sonrasında buradan da Factorio tarafına geçip sistemimizi çalıştıralım. Öncelikle bu otomattan başlayalım. Kaç dakika olmuş? Bir mola versek mi? Çok uzun oldu mu? İyi olmuyor. 11 dakika oldu. Biraz daha devam edelim. Şimdi burada biz ilk olarak otomatımızı elde edelim. Burada başlangıç durumu. Şimdi bizim sistemimizde ne var? Factorio tarafına bakalım. Başlangıç halinde hiçbir şey yok. Yani butona basmadığımız zaman sistemde bir çıkış üretilmiyor. Ondan dolayı ne yapacağız? Başlangıç durumunda hiçbir olay yok. Ancak burada XP, yani bizim butona bastığımız an yükselen bir kenar ile biz XP ile ne yapacağız? Bir durum oluşturacağız. İkinci durum. Ve burada ne yapacağız? Z'yi bir elde edeceğiz. Yani butona bastığımızda yükselen kenarda biz ne yapacağız? Şuradaki sirenimiz çalacak. Sirenimiz çalmaya devam edecek. Ve aradan 20 saniye geçecek. Bıraktığımız an değişmeyecek. Bir sistemde değişiklik olmayacak. Ondan dolayı XZ'yi sisteme otomata entegre etmiyoruz. Sonrasında 20 saniye boyunca butona hiçbir şekilde dokunmadık. Sistem stabil bir şekilde çalışmaya devam ediyor. XZ gördüğünüz gibi burada kendi içinde dönüyor. Yani çıkışa bir etkisi yok. Başlangıç halinde hiçbir değişiklik olmadığı gibi XZ burada bir değişiklik oluşturmuyor. Butona tekrar bastığımız an burada ne olacak? İki durum oluşuyor. Bastığımız an ve bıraktığımız an. Bastığımız an XP ile aslında birinci hale, birinci duruma dönüyoruz. Niye? Çünkü birinci durumda neydi? Sistem başlangıcındaydı. Dikkat edin. Başlangıç haline döndük. Başlangıç haline döndük. Yani şu şekilde XP ile başlangıç haline döndük. Burada dikkat edin. Z'miz 0. Yani şuraya Z eşittir 0 diyebiliriz. Yazmadık çünkü Z'de bir aktiflik yok. Ancak Z eşittir 0 gibi düşünün. Çıkışta Z1. Yani ikinci durumda durum fonksiyonunda Z çıkış fonksiyonumuz 1'dir. XD gördüğünüz gibi gene 2'nin içinde kalıyor. Değişim yapmıyor yani. 2 neydi? 2'de Z1'di. Z gene 1. XD ile bir değişim gerçekleşmiyor. Z gene 1 kalıyor. Burada nasıl XD 1 iken burada Z 0, 0 olduğu için hiçbir değişim sağlamadığı gibi burada da Z 1 iken XD ile hiçbir değişim elde edemiyoruz. Yani düşen kenar. Ancak yükselen kenarda Z 1 iken bu tarafa geldik, Z'yi 0 yaptık. Aynı şekilde XP bu tarafa giderken de burada Z 0 da Z 1 oldu. Yani XP birinci durumdan ikinci duruma geçiyor. Yani Z'yi 0'dan 1 yapıyor. Aynı şekilde Z 1 iken de Z 0'a giderken yine XP ile durumu değiştiriyoruz. Yani durum değiştirme fonksiyonumuz, durum geçiş fonksiyonumuz XP ile etkin değişimi gerçekleştiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi sadeleştirilmiş hali. XD'nin hiçbir önemi yok. Burada sadeleştirilmiş versiyonu. Şimdi bunun fonksiyonlarını elde edelim. Şimdi burada dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de şu. Bizim Q ile biz durum geçişi temsil edelim. Ve küçük hali şimdiki, büyük hali de sonraki durum olsun. Ayrıca biz PLC'de bunu yazarken başına N koyalım. İkisinin fark edilsin diye. Küçük büyük demeyelim. NQ diyelim yani büyük olana. Küçük olan zaten Q. Ayrıca eksi bir nokta. Şu üzerindeki çizgiler değildir manasında. Yani kapalı. Yani normalde kapalı. Yani bir sinyalini elde ettiğimiz manasında geliyor. Şimdi burada ilk olarak sistem başlangıcında hiçbir etki yoksa, yani sistem başlangıcında hiçbir aktif bir Z işte bir gibi bir bilgi yoksa tüm durumların
delilini bir alıyoruz. Bu sistemin başlangıcında bir döngü oluşturmak amacıyla önemli. Yani bizim Q2'mizin şimdiki halinin delilini alıyoruz. Şimdi 2 ile başlayalım. Q2, yani bizim ikinci durumumuzu etkileyen olay nedir? İkinci durumumuzu etkileyen olay şudur. 1'in şimdiki haliyle XP'yi çarpıyoruz. Dikkat edin. 1'in şimdiki haliyle XP'yi çarpıyoruz. Yani küçük Q1, yani şimdiki haliyle, buna Q dedik. Şimdiki haline küçük yazarak belirttik. Q1 çarpı XP 2'yi oluşturdu. Dikkat edin. İçeri doğru girdiği zaman, ok bu tarafa olduğu zaman küçük Q1 şimdiki hal çarpı XP Q2'yi oluşturur. Eşittir dedik. Q1 çarpı XP. Artı dedik mi yeni bir durum. PLC'de ise alt satıra geçtiğimiz manasında bir tanımlama oluyor. Q2 çarpı, dikkat edin, bu girmiyor, çıkıyor bu tarafa. Yani şöyle girerken şu ok yönü bu tarafa olmadığı için, bu tarafa olduğu için ne yapacağız? Q2 çarpı XP'nin değil edeceğiz. Burada dikkat edin. Yani çıktığı için kendini kullanacağız. Yani Q2 diyeceğiz, XP diyeceğiz, ancak değerini kullanacağız. Çıkanlar için değilini, girenler için açık halini, yani normalde açık kontağını kullanacağız. Bu XP dediğimiz gibi bir butondur, olaydır. XP de yine bir buton, olaydır. Ancak Q2'yi tanımlarken çıkan olduğu için kapalısını kullanıyoruz. Aslında bir nevi gördüğünüz gibi döngüyü oluşturuyoruz. Devam edersek, tabii ki burada bazı şartlar var. Küçük Q1 Q1'e eşittir. Q2 de Q2'ye eşittir. Çünkü şimdiki ve sonraki hali, bir proses oluşturmak için bunu biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Burada önemli noktalardan bir tanesi de şu: bizim 2 numaranın şimdiki haliyle, yani Q2 ile biz aslında Z'yi elde ettik. Yani Z'nin 1 olma halini. Bu da bizim çıkışımız. Yani kabaca bizim prosesimiz buyken, yani uygulamamız, butona bastık. Bastığımız kenarda yükseldi. Bıraksak bir değişiklik yok. Bir daha bastık. Bu sefer sıfıra dönüştürdük. Aynı şekilde bıraktığımızda değişiklik yok. Bu bizim prosesimiz, yani problemimizdi. Bu otomatımız, yani bu prosesten buton gibi olaylarla ve oluşan durumlar ve çıkışları oluşturduk, sadeleştirdik ve sonrasında onu fonksiyon, mantıksal ifadelerle durum değişken fonksiyonu ve çıkış fonksiyonlarına dönüştürdük ve şimdi sıra geldi bunun PLC tarafına dökülmesine. Bunu dökmeden önce bir mola verelim. Moladan sonra PLC tarafını gerçekleştirip uygulamamızı daha anlaşılır kılmaya çalışalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.